Bu arada Musa, ya Mustera'yı unuttuk. Özür dilerim. Şunu da konuşalım. Süleymanların bilmiyorum bugün yayını var mı? Şöyle bir bakayım. Yoksa Mustera konusunu da konuşalım. Arkadaşlar like atın. Mustera konusunda biliyorsunuz ben en baştan beri sizlere Mustera'nın Galatasaray'da kalması için Galatasaray'ın çalışmalarının olduğu We Are The Best yayını görmüyorum ben baktığım kadarıyla. Evet, birkaç dakikada uzatabiliriz Musa. O bir Galatasaray efsanesi demişim Fernando Mustera için. Sizlere hep en doğru bilgileri, en sağlıklı bilgileri içeriden istihbarat kaynaklarımdan alıp aktarmaya çalıştım. Herkes Mustera gidecek derken ben 1 artı 1 kontrat teklif edildi. 1 artı 1 için Galatasaray'ın çalışması var. Mustera öyle bir anda üzeri çizilecek bir kaleci olmadığını, Galatasaray'ın efsanesi olduğunu, hatta ona Galatasaray'da futbolu bırakmanın yakışacağını söylemiştik. Ki bence öyle de olacak. Mustera Galatasaray'da kalmaya pozitif. Galatasaray'ın teklifi 1,5 milyon euro civarı. Mustera'nın beklentisi 2,5 milyon euro civarı. Ama bu takıma Musa, net bir şekilde söylüyorum, Mustera çok yakışıyor. Mustera gibi bir kaleciyi kolay kolay bulamazsın. Mustera 37, 38, 39 yaşına kadar futbol oynar. Ve mutlaka ve mutlaka takımda tutman lazım. Burada bekleyin dedi diye bir haber yapılmış. Ama burada Mustera'nın bekleyin demesinin sebebi şöyle değil, hani daha fazla para koparayım veya işte gitme ihtimalim var gibisinden değil. Önce şampiyonluk motivasyonu, sonra nasıl olsa uzlaşırız noktasında bir bekleme. Okan Buruk'ta da öyleydi ya Musa. Yani Galatasaray şampiyon oldu, sözleşme uzattı ama sözleşme uzatma kararı çok önceden verilmişti. Mustera haksız rekabet demiş Levent Tüzemen. Mustera dışında Türkiye'de bu kadar uzun süre görev yapan, 6 şampiyonluk yaşayan, sayısız kupalar kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çok maç oynayan bir kaleci hatırlamıyorum demiş. Doğru. Evet. Şurada da Ali Gültiken, Beşiktaş'ın efsane futbolcularından, istikrar sürecine ve uzun süre oynama performansına baktığımız zaman Mustera Lig'in en iyisi diyebiliriz. Çünkü çok uzun süre Galatasaray forması giydi ve bu süreçte de 6 kere şampiyonluk yaşayarak muazzam bir kariyere imza attı. Vesaire. Yani spor yorumcuları, rakip takımların eski futbolcuları da bunu görüyor Musa. Mustera'yı çok agresiflik yapar. Ne bileyim, çok bir problem yaşamıştır. Bir ara şu Seçil Erzan olayında orada para kaptırdığı için mutsuzdu. Onu biliyorum. Ama çok böyle negatif bir şey olmadıkça Mustera'yı pamuklara saracaksın. Mustera'yı tutacaksın. Mustera bir Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bu yaşına rağmen bunu 2 yıl daha başarabilir. İki, Mustera Galatasaray'ın kalbi Musa. Mustera Galatasaray'ın kalbi. Öyle elini kolunu sallayarak gitmesine izin vermeyeceksin. Ya Muslera'ya ben bunu 3 sene evvel söyledim. Ki bazı arkadaşlar Muslera gönderilmeli dediğinde 13. olduğumuz sene Muslera'ya herkes tepe koyup yani yaptıklarını yok sayıp Muslera'yı göndermeye çalışan insanlarla doluydu. Şimdi ne oldu, ne değişti? Bak abicim, Muslera'm varsa ona sorarsın. Ben devam etmek istiyorum derse devam edersin. Etmek istemiyorum dediği anda helalleşirsin, gönderirsin. Muslera. Hani mesela önüne koyarlar ya, bizim önümüze sözleşme getirsinler Galatasaray'la ilgili olsun. Bakmadan imzalarız değil mi? Muslera da rakam ne istiyorsa hiç tereddüt etmeden, pazarlığa sokmadan imzalarım. Evet arkadaşlar, Mustera konusu da bu şekilde. Mustera'nın yeri çok başka demiş Gökay Yıldız. Salih Can Aslan, Mustera ve Mertens'le sözleşme uzatılmalı en kısa zamanda demiş. Birol 1905, Mustera en az 2 sene daha oynar. Mertens 1 sene daha kalmalı demiş. Mertens'i bilmiyorum. Hani çünkü bir kalecinin o yaşlarda futbol oynamasıyla bir orta sahanın Musa futbol oynaması aynı şey değil.
Arada çok ciddi bir efor farkı var ama Muslera'yı kaybetmemiz lazım. Muslera en az 2 sene daha, en azından Livakovic'den falan, Mert Günok'tan vesaireden daha iyi kalecilik yapar. Türkiye Ligi'nde fark yaratır. Muslera'ya sahip çıkalım. Ha, yanına Altay Bayındır koymak istiyor Galatasaray. Koyalım. Olabilir. Ben Altay'a itiraz etmiyorum. Ama Muslera'yı göndermek çok büyük bir hata olur Musa. Bunu da belirtmiş olalım. Sana geçmiş olsun Musa. Ağzına sağlık geldiğin için. Saat 18'de yayın olacak arkadaşlar. Fenerbahçe maçından önce yayın olacak. Sizin evet, de var mı? Ümit Özat'la Fenerbahçe maç önü programı yapacağım. Ümit Özat'la saat 18'de. Gece 22'de de yayınım var. Musa Yıldız'ın da yine 23 ve daha sonrasında yayınları olacak. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.